ders kitaplarını ücretsiz dağıtarak hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 81 ilden öğretmenle yemek programında buluştu. Eğitime yönelik yapılan yatırımlardan bahsetti. Ders kitaplarının ücretsiz dağıtıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilin tamamına kurulan dijital kütüphaneler, spor salonları ve laboratuvarlarla okullar arasındaki farklılıkları önemli ölçüde giderdiklerini söyledi. Erdoğan, 2022 yılı için eğitim bütçesinin ise 274 milyar 380 milyon lira olarak belirlendiğini açıkladı. Önümüzdeki yıl için eğitim bütçemizi 274 milyar 385 milyon lira olarak belirledik. Bu rakam merkezi yönetim bütçesinin %15,7'sine tekabül ediyor. Böylece ülkemizi dünyanın devler ligine taşıma mücadelemizin odağında eğitimin bulunduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduk. Eğitimde son 19 yılda elde ettiğimiz başarılara inşallah yenilerini eklemeyi hedefliyoruz. 2023'e giderken bir taraftan ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından olan mesleki teknik eğitimi özendirirken diğer taraftan eğitimde fırsat eşitliğini daha da güçlendirecek adımları atmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin imkanları genişledikçe ortaya çıkan katma değerden özellikle öğretmenlerin istifade etmesini sağladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmen maaşlarına dikkat çekti. Ülkemizin imkanları genişledikçe ortaya çıkan katma değerden özellikle öğretmenlerimizin de istifade etmesini sağladık. Öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmelere gittik. Göreve yeni başlayan bir öğretmenimizin maaşı, burası çok çok önemli, 2002 yılında 470 lira iken Temmuz 2021 itibariyle nereye çıktı biliyor musunuz? 5100 liraya yükseldi. Nereden nereye? 2002 yılında aynı öğretmenin aylık 60 saatten aldığı toplam ek ders ücreti 165 lirayken Temmuz 2021 itibariyle bu rakam 1272 liraya çıktı. 2002 yılında ek ders ücretiyle birlikte bir öğretmenin eline toplam 635 lira geçerken bugün 6372 lirayı geçmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlere ilave mali ve sosyal haklar sağlayacak öğretmenlik meslek kanunu müjdesi de verdi. Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir öğretmenlik meslek kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Meclis sürecinin ardından yürürlüğe girecek bu kanunla mevcut hakları korunan öğretmenlerimize ilave mali ve sosyal haklar da sağlıyoruz. Artık yürüttükleri görev bir kariyer mesleği olarak tamamlanacak öğretmenlerimize 3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız yeni hakların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.